Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuya geçtik, yeni bir konuyla birlikteyiz. Hangi konumuz? Tabii ki destek ve hareket sistemi. Arkadaşlar, destek ve hareket sisteminde neleri göreceğiz? İlk önce bir hücrelilerde ve omurgasızlarda destek ve hareketi göreceğiz. Daha sonra omurgalılardaki destek ve harekete geçip ve en son insanda destek ve hareket sistemi deyip arkadaşlar daha detaylı olarak görmeye başlayacağız. Önce kemiklerden, kıkırdaktan ve kaslardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde konumuz ilerleyecek ve bitireceğiz. İsterseniz hiç böyle vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak bir hücrelilerde destek ve hareket nasıl gerçekleşiyor buna bakacağız. Arkadaşlar, bir hücrelilerde, mesela bir hücreli derken hangilerinde? Bakterilerde, bir hücreli mantarlarda ve tek hücreli, yine bir hücreli arkadaşlar, algilerde hücrenin dışarısında çeper vardır. Ve bu çeper hücreyi destekliyor arkadaşlar. Bu destek sayesinde de işte hani destek olayı gerçekleşmiş oluyor. Öglena paramecium gibi canlılarda ise dışarıdan pelikula dediğimiz bir yapı oluşturur arkadaşlar. Yani bu hücre zarının sertleşmesiyle oluşan bir yapıdır pelikula dediğimiz yapı. Bu da yine hücreye desteklik sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar, pelikula hücreye şöyle söyleyeyim, pelikula canlı bir tabakadır ve hücreye şekil de veriyor. Hani pelikula oldukça önemlidir paramecium'da ve öglena'da. Arkadaşlar, bazı bir hücreli canlılarda ise silisyum oksitten veya kalsiyum karbonattan yapılmış dış iskelet vardır. Yani şöyle söyleyeyim size, inorganik bir madde dışarıdan işte bunların etrafını çeviriyor ve bu çevirme sayesinde de bunlara desteklik sağlıyor arkadaşlar. Tabii iskelet demek doğru olmaz ama destek doku, destekleyici bir yapı diyebiliriz aslında. İşte foraminifera ve radyolaria gibi canlılarda da böyle delikli kabuklar bulunur arkadaşlar. Bu da yine hücreye desteklik veren yapılardır. Şimdi bir hücrelilerde bir de iki çeşit hareket var. Bundan da bahsedeceğim. İşte aktif hareket ve pasif hareket diyeceğiz ama şu söylediklerimin böyle önemli olan kısmını bir yazalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bakterilerde, mantarlarda tabii bu bahsettiğim bir hücreli olanlar. Bir hücreli olanlardan bahsediyorum şu an. Bakterilerde, mantarlarda ve algilerde hücre duvarı desteklik verir. Paramecium, öglena gibi canlılarda hücre zarının sertleşmesiyle pelikula oluşur, hücreye desteklik sağlar. Arkadaşlar, bir de biz bir hücrelilerdeki hareketten bahsedelim. Daha sonra da zaten omurgasız hayvanlarda destek ve harekete geçeceğiz. Şimdi bir hücrelilerde hareket nasıl oluyor? Pasif hareket ve aktif hareket olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şöyle diyelim, bir hücrelilerde hareket. Şöyle ikiye ayıracağız. Pasif hareket ve aktif hareket diyeceğiz. Arkadaşlar, pasif hareket bildiğiniz gibi böyle canlının, yani bir hücreli canlının bulunduğu ortamın hareketiyle yer değiştirmesidir. Yani mesela suyun içerisindedir, suyun hareketiyle yer değiştirir. Veya işte rüzgara kapılmıştır, rüzgarın hareketiyle yer değiştirir. Biz buna pasif hareket diyoruz. Yani canlı herhangi bir organını kullanmadan yer değiştiriyor. Biz buna pasif hareket diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Canlı bulunduğu ortamın hareketiyle yer değiştirir. İşte örnek olarak dalgayı örnek verebiliriz. Daha sonra rüzgarı örnek verebiliriz arkadaşlar. Bunlar nedir? Bizim pasif hareketimiz. Peki aktif harekete baktığımız zaman burada da bunun için özelleşmiş bir organ vardır ve bu organ sayesinde hareket ederler. Biz bunu arkadaşlar zaten taksis hareketi diyoruz. Bakın, taksis.
Taksis diğer bir adıyla göçüm hareketi de deniliyor buna. Göçüm hareketi görülür. Görülür. Peki taksis hareketi nasıl oluyor? Mesela kamçı, sil gibi yapılarla hareket sağlanır. Hareket sağlanır. Mesela örnek verelim. Mesela öglen arkadaşlar kamçısıyla hareket ediyor. Veya paramesyum silleriyle hareket ediyor. Daha sonra bir amipe baktığımız zaman amip yalancı ayaklarıyla hareket ediyor, değil mi? Yalancı ayak. Bu durumda bunlar nedir zaten? Hepsi taksis hareketi olarak isimlendiriliyor. İşte bu şekilde pasif ve aktif hareketi anlatmış olduk. Şimdi gelelim omurgasızlarda destek ve harekete. Arkadaşlar, omurgasızlarda destek ve harekette 3 tane iskelet vardır. Yani 3 çeşit iskelet vardır. Bunlar nedir? Hidrostatik iskelet, iç iskelet ve dış iskelet olarak 3'e ayıracağız. O zaman şöyle yazalım. Harekette görevli olan 3 çeşit iskelet vardır. İskelet vardır. Bunlardan birincisini hemen anlatalım. Birincisine ne diyeceğiz? Şöyle bir hidrostatik iskelet. Hidrostatik yazamadım ha. Hareket. Arkadaşlar, hidrostatik hareket nasıl gerçekleşiyor? Vücut sıvısıyla gerçekleşen bir harekettir arkadaşlar. Yani vücut sıvısının etkisiyle gerçekleşir bu hidrostatik hareket dediğimiz olan. Şöyle, vücut sıvısı var ve bu sıvıyı hareket ettiren bir basınç var arkadaşlar. Bu basınç nasıl oluşuyor? Tabii ki kaslarla oluşuyor. Bu kaslar sayesinde iskelette hareket meydana geliyor. Biz buna ne diyoruz? Hidrostatik iskelet diyoruz. Zaten hidro ne demek? Su demek. Sudaki statik hareket gibi düşünebilirsin. Yani suyun etkisiyle oluşan statik hareket, yer değiştirme hareketidir arkadaşlar. Bu hareket çeşidi. O zaman şöyle yazalım. Vücut sıvısı ve bu sıvıyı hareket ettiren, ya da şöyle yazalım, hareket ettirerek basınç oluşturan kaslardan meydana gelir. Evet, hidrostatik hareket bu şekilde. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu hidrostatik iskelet dediğimiz veya işte pardon, bu arada ben hidrostatik hareket yazdım ama hidrostatik iskelet olacak o. Şöyle yazayım. Şurayı şöyle karalayalım. Hidrostatik iskelet olacak. Yanlış yazmışım. Arkadaşlar, bu iskelet sayesinde canlı yine bulunduğu yerden başka bir yere hareket edebiliyor. Peki kimde görülüyor bu hareket? Hidra'da mesela, deniz anası. Daha sonra halkalı solucan. Bu gibi canlılarda hidrostatik hareket görülür arkadaşlar. Hidrostatik hareket değil de hidrolik hareket de denilebilir. İkisi aynı şey. Mesela halkalı solucanda halkasal ve boyuna uzanmış kaslar vardır, düz kaslar. Bu kaslar sayesinde arkadaşlar, bu halkasal kaslar hareket ediyor ve vücut boşluğunda bulunan sıvı öne doğru hareket ediyor. Bunun hareketiyle ne oluyor? Hidrostatik hareket oluşuyor. Mesela bizim yemek borumuzda ve bağırsaklarımızda gerçekleşen hareket de hidrostatik harekete örnek olarak verilebilir. Çünkü orada da bir kıvrılıp açılma söz konusudur. Lokmayı işte yuttuğumuz zaman yemek borumuzda gerçekleşen bir kısmın kasılıp bir kısmın gevşemesiyle oluşan harekettir arkadaşlar. Hidrostatik hareket. O zaman şöyle diyelim hidrostatik hareket için. Vücuttaki sıvının kaslar yardımıyla hareket ettirilmesiyle oluşur. Hareket ettirilmesiyle oluşur. Evet, bu şekilde hidrostatik iskeletten bahsetmiş olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar dış iskelete. Şöyle iki dış iskelet.
Peki nedir dış iskelet? Arkadaşlar dış iskelet genellikle kitin ve kalsiyum karbonattan oluşmuş bir iskelettir. Yani bu dış iskeletin üzerinde canlı bir hücre veya canlı bir doku yok. Burada sadece işte embriyonun ektoderm tabakasından oluşan bir yapıdır arkadaşlar bu. Kaslar dış iskelete içeriden bağlı. Dışarıda da ne var? Kitin ve kalsiyum karbonatı yapılı bir dış iskelet bulunur. O zaman şöyle diyelim. Embriyonun ektoderm tabakasından gelişir. Kaslar iskelete içeriden bağlıdır. Kitin ve kalsiyum karbonat yapılıdır. Genellikle bu şekildedir arkadaşlar. Tabii başka formları da var. Ama genellikle kitin ve kalsiyum karbonat yapılı olduğu görülmüştür. Yine bu vücudu dış etkenlerden de korur arkadaşlar dış iskelet. Zaten adı üstünde. Hem vücudu koruyor hem de hareket etmede yardımcı olan bir iskelettir. Peki kimlerde görülüyor bu da? Bu arada tabii ki dış iskeletin bazı zararları da var. Hani nedir bu zararı? Mesela canlının büyümesini engelleyebiliyor arkadaşlar. Sadece belirli bir sınıra kadar büyüyebiliyor canlı. Çünkü dış iskelet onu hani dışarıdan sardığı için ve sert bir yapı olduğu için ve ölü hücrelerden oluştuğu için yani ölü bir yapısı olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Canlının büyümesine engel oluyor. Hemen yazalım kimde görüldüğünü. Mesela salyangoz, midye, daha sonra ıstakoz gibi canlılarda görülür. Mesela bunun yanına yengeç de yazabiliriz, akrep de yazabiliriz. Yine bunlar da nedir? Dış iskelete sahip olan canlılardır. Evet, dış iskeletle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim iç iskelete. 3 diyorum iç iskelet. Peki iç iskelet nedir? Neyden oluşur? Kimlerde bulunur? Arkadaşlar iç iskelet dediğimiz adı üstünde vücudun içerisinde bulunan iskelettir ve bunun üzeri vücut örtüsüyle örtülüdür iç iskeletin üzerine. Embriyonun mezoderm tabakasından gelişir. Bakın dış iskelet ektoderm tabakasından gelişiyordu. İç iskelet embriyonun mezoderm tabakasından gelişir. Embriyonun mezoderm tabakasından gelişir. Neden? Çünkü zaten bu içeride olan tabaka hangi tabaka? Mezoderm tabakası. Yani ortada olan tabaka mezoderm tabakasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu tabakadan gelişiyor. Kaslar iskelete dışarıdan bağlı. Bakın. Dış iskelette kaslar içeriden bağlıydı. Çünkü dışarıda bulunduğu için iskelet mecburen içten bağlanmak zorunda. İç iskelette de iskelet içeride olduğu için kaslar nereden bağlanacak iskelete? Dışarıdan bağlanacak. O zaman şöyle yazalım. Kaslar iskelete dışarıdan bağlıdır. Zaten bu bizim kendimizde bulunan iskelet çeşididir arkadaşlar. İç iskelet. Bunlar harekete yardımcıdır, iç organları korur, daha sonra büyümeyi engellemez yani büyümeyi sınırlandırmaz arkadaşlar. Özellikle bu önemlidir. Bir de mesela derisi dikenliler için söyleyeyim. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonattan oluşmuş kalkerli bir yapı var arkadaşlar bunlarda ve bu yapılar da yine iç iskelet olarak görülüyor. Tabii biz genelde işte kıkırdaktan, kemikten oluşmuştur diyoruz ama farklı maddelerden de oluşmuştur. Mesela mürekkep balığı nedir? Mürekkep balığı bir balık mıdır yoksa omurgasız bir canlı mıdır? Omurgasız yumuşakçalar grubuna giren bir canlıdır arkadaşlar. Mürekkep balıklarında kalsiyum karbonattan oluşmuş. Kalsiyum karbonattan oluşan iç iskelet vardır. Şimdi bizlerdeki de iç iskelet olarak geçiyor ama bizlerdeki işte kemikten ve kıkırdaktan oluşuyor arkadaşlar. Ama burada bahsettiğimiz iç iskelet daha çok böyle minerallerden,
böyle elementlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Evet, omurgasızlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Dış iskelet, iç iskelet ve hidrostatik iskeletten bahsettik. Arkadaşlar, bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonrakinde omurgalı hayvanlarda destek ve hareket diyeceğiz ve insanda destek ve hareket diyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.